Bu eğitimimizde Oracle konusunda en temel sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlamaya çalışacağız. Bu neden Oracle sorusu? Yani diğer veri tabanı yönetim sistemleri varken, hatta open source diyelim, ücretsiz veri tabanı yönetim sistemleri de varken, ya da Microsoft'un SQL Server gibi bir veri tabanı programı varken neden Oracle? Onun cevabını arayacağız. İlk olarak en temel özelliklerinden bir tanesi çoklu kullanıcı desteğidir. Aynı anda on binlerce kullanıcıya veri bütünlüğü bozulmadan hizmet verebilmektedir. Buna en iyi örneği nasıl verebiliriz? Örneğin Türkiye'den bir örnek verelim. Bir banka birden farklı, hatta Türkiye'nin her noktasında 80-81 ilde, tüm şehirlerde, tüm belki ilçelerde vesaire her yerde binlerce bankamatiğe sahip ve farklı şubelere sahip. Bu şubelerden günde on binlerce, belki daha fazla, yüz binlerce aynı anda sorgu ve istek oluşturuluyor, talep oluşturuluyor. Bunlara cevap verebilecek bir altyapı oluşması gerekiyor. İşte bu durumda çoklu kullanıcı desteğinin çok gelişmiş olması gerekiyor. Arka planda bu sorgulara belki aynı anda cevap verebilecek, yani salise olarak bile aynı anda cevap verebilecek bir yapı oluşması gerekiyor. Çünkü milyonlarca işlemden bahsediyoruz. Bu durumda Oracle dünyanın en iyisidir. Çünkü arka planda farklı bir kilitleme mekanizması vardır. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Tablolar üzerindeki kilitleme mekanizmasını araştırmalısınız. Mesela SQL Server farklı bir kilitleme mekanizması kullanır. Örneğin bir işlem, bir tablo üzerinde bir işlem yapılırken o tabloyu kilitlemek farklı kullanıcıların, aynı anda farklı kullanıcıların o tabloya ulaşamaması anlamına geliyor. Ancak Oracle'da bu tamamen farklıdır. Oracle'da direkt tablo kilitlemek yerine o işlem ile ilgili olan kısım kilitlenir, sorgu kilitlenir ve bu şekilde aynı tabloya farklı sorgular oluşturabilme yeteneği mevcuttur. İşte bu da çoklu kullanıcı desteğinin daha gelişmiş olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde daha fazla kullanıcıya aynı anda cevap verebiliyor. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer önemli özelliklerinden biri de tüm popüler işletim sistemlerine uyumlu olması. Örneğin gene dünyanın en çok kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden olan SQL Server'ı örnek verelim. SQL Server sadece Microsoft'un geliştirdiği Windows Server ailesi üzerinde çalışır. Bir Linux, bir Unix, Solaris vesaire üzerinde çalışmaz. Macintosh filan bunlarla çalışmaz. Ancak Oracle bunların hepsinde çalışır. Yani Linux, Unix, Solaris, zaten Solaris Oracle'ın, artık Oracle'ın bir ürünü. Çünkü Sun mikrosistemi Oracle satın aldı. Haliyle Solaris işletim sistemi de zaten Oracle'ın olmuş oldu. Hemen hemen tüm popüler işletim sistemlerinde çalışan bir veri tabanı yönetim sistemidir. Bu nedenle zaten Unix tabanlı çok büyük işlemler geliştiren, çok büyük işlemler yapan bir firma mutlaka Oracle'ı kullanmak zorunda. SQL Server bir alternatif olamıyor bu durumda maalesef. Güvenlik alanında en iyi çözümlere sahip. Bu da kesinlikle doğru. Diğer tüm veri tabanı yönetim sistemlerinden en önemli özelliklerinden birisi de, en farkı da budur. Güvenliği çok ileri seviyededir. Bu programlama alanında da böyledir. Sistem tarafında da bu şekildedir. Ve farklı güvenlik ürünleri ile daha güvenli bir yönetime sahip olabilir. Mesela bir DBA'in bile Oracle içerisinde istenilen verileri görememesi sağlanabilir. Mesela bir bankada Oracle DBA normalde tüm, ya da bir veri tabanı DBA diyelim, tüm verileri görebilme hakkına sahiptir mantıken. Ancak bir banka veri tabanında bunların olmaması gerekir. Çünkü DBA de sonuçta bir güvenlik açığıdır aslında. Orada eğer verileri görebiliyorsa.
İşte burada Database Vault diye bir farklı bir ürünü var Oracle'ın. Bununla bunu da engelleyebiliyoruz. Yani Oracle DB'in bile o bilgileri görememesini sağlayabiliyoruz. Daha farklı işte hacklenmeye karşı vesaire injection'lara karşı birçok güvenlik mekanizması var. Bu da apayrı bir konu. Uzun süre kapatılmadan çalışabilme imkanı. Bu da gene işletim sistemi üzerinde daha profesyonel bir kullanıma sahip olmasından da geliyor ve Oracle'ın kolay kolay diğer veri tabanı yönetim sistemleri gibi çalışmasını durdurma ihtimali düşük. Yani sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Büyük miktardaki verileri depolama ve yönetimde en iyi çözüm. Bu da şuradan anlayabiliriz en temel olarak. Oracle'ın en büyük rakibi diyebileceğimiz SQL Server 2000 kullananlar mutlaka fark etmiştir. Oracle SQL Server 2000 çok büyük bir yazılım değildi maalesef. Onu bir bankanın kullanması pek mantıklı değildi haliyle. Ve Oracle firması da en eski veri tabanı yönetim sistemi geliştiren firmaların başında geldiğinden dolayı tüm veri tabanı kullanan büyük firmalar en iyi çözüm olarak Oracle'ı seçmiştir. Bu da tabii ki Oracle'ın kendini geliştirmesine daha da katkı sağlamıştır. Çünkü büyük firmalar büyük isteklerde bulunur. Daha farklı çözümler isterler. Bu çözümleri geri bildirim olarak alan Oracle firması daha gelişmiş çözümler sunmak zorunda kalır. Bu şekilde Oracle 2005 yılına kadar SQL Server'ı zaten rakip olarak görmüyordu diyebiliriz. SQL Server 2005'ten sonra biraz SQL Server 2005 güçlendi ve orta ölçekli firmalarda daha kullanılabilir hale geldi diyebiliriz. Ancak gene Oracle'ın Express Edition ve diğer farklı çözümlerini sunması ile birlikte gene bu pazar payını Oracle artırdı ve SQL Server'ı gene geçti. Arayı bayağı bir açtı diyebiliriz. Ve büyük firmalar 30 küsür yıldır Oracle veri tabanını kullandığı için buradaki milyonlarca kaydı, milyonlarca veriyi, tabloları vesaire tüm nesneleri istediği anda bir anda farklı bir veri tabanına geçiremezdi. Bu biraz teknik olarak mümkün olsa da işin finansal ve kurumsal mantığına biraz aykırı oluyordu. Çünkü o kadar veriyi farklı bir veri tabanı ortamına aktarmak pek kolay bir iş değildi. Maliyeti de yüksek tabii ki. Bu nedenle Oracle firması kendini yıllar içerisinde daha da geliştirdi. Bu şekilde depolama ve yönetimde Oracle'ın yönetim kısmında farklı araçlarla, farklı özelliklerle daha kullanılabilir bir veri tabanı oldu diyebiliriz. Tüm dünyada en büyük firmalar Oracle kullanır. Bunu tüm bankalardan ve çevrenizdeki hastanelerden bilebilirsiniz en basit olarak. Ürün yelpazesi geniş. İçerisinde çok ileri seviyede iş zekası uygulamaları, performans yönetim ürünleri, veri depolama ürünleri bulunmaktadır ve çok sayıda open source kaynağı sahiptir. En basiti Java programlama dili open source'tır ve ücretsiz olarak kullanılabilir. Genelde Oracle'cılar zaten Java programlama dili üzerinden Unix tabanlı olarak ya da Linux tabanlı olarak geliştirme sağlar ve Unix, Linux, Java ile geliştirme yapanlar open source camiasıdır. Haliyle Oracle ürünüyle open source yan yana diyebiliriz. Bu diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde olmayan özelliklerinden biridir. Tabii ki PostgreSQL gibi open source olan veri tabanı programları da vardır. Ancak gene de Oracle'a rakip değildir bunlar. Veri tabanı dili yani PLSQL çok güçlüdür. İçerisindeki paketler ve birçok nesne ile diğer tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde olmayan birçok özelliğe sahiptir. Birçok güçlü yapıya sahiptir diyebiliriz. Bunu PLSQL derslerinde detaylı olarak anlayacaksınız.
kilitlenme yönetiminin diğer VTS'lerden, veri tabanı yönetim sistemlerinden farklı ve daha kullanışlı olması. Bu yukarıda anlattığımız çoklu kullanıcı desteğinin altyapısı diyebiliriz aslında buna. En eski veri tabanı programlarından biri olduğu için büyük kurum ve firmaların bu VTS'yi kullanması ve bu sayede yıllar içinde daha çok geri bildirim alarak daha güçlü ve etkin bir altyapıya sahip olması veri tabanı alanında en tecrübeli yazılım Oracle'dır. Bu da gene açıkladığımız özelliklerden bir tanesi. Oracle yazılımı yıllar içerisinde rakipsiz olduğu için daha çok kullanıldı ve büyük kurumlar, büyük istekler geri bildirim olarak bildirerek Oracle firmasının bu yazılımı, bu veri tabanı programını daha çok geliştirmesine vesile oldu diyebiliriz. Bu nedenle kullanılması şu açıdan da önemlidir. Oracle'ı orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalar kullanır ve haliyle bu şekilde büyük firmalarda veri tabanı geliştirici olabilme özelliğine de sahip oluyorsunuz bu şekilde. Bunun da tabii ki faydaları mevcut. Veri tabanı alanında en tecrübeli yazılım Oracle'dır. Bu da gene Oracle firmasının kuruluşundan bu yana en eski veri tabanı geliştirici firma olma özelliğini taşıdığından dolayı bu şekilde en tecrübeli yazılım Oracle diyebiliriz.